Ben düşünüyorum. Son olarak da çotanak talaş karışımı çok geç büyüdü. Onun da su kapasitesinin arttırılmasının daha verimli olacağını düşünüyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Batuhan Baktay ve arkadaşım Bilgi Kaan Öztürk. Özel Denizaltı İlköğretim Okulu'ndan katılıyoruz. Projemizin adı Deprem Dolabı. Deprem Dolabı'nın amacı depremde oluşabilecek hasarı en az indirmektir. Depremde oluşabilecek hasarlar ikiye ayrılır. Bir yapısal olanlar, bir yapısal olmayanlar. Yapısal hasar demek binanın bize vereceği zararlardır. Yapısal olmayan hasarlar ise binanın içindeki eşyaların bize vereceği zararlardır. İstatistiklere göre yapısal olmayan elemanların bize vereceği hasarın oranı daha fazladır. Ve biz de bunun önüne geçmek için bu projeyi tasarladık. Projemiz şöyle çalışmaktadır. Dolabın kapaklarını kilitleyerek içindeki eşyaların deprem sırasında bize zarar vermesini engellemektedir. İsterseniz ben göstereyim projeyi. Mekanizmasını. Burada bir akümüz var, elektrik güç kaynağımız. Burada bakır tel, burada bir demir küre, burada elektromıknatıslarımız var. Şimdi deprem sırasında bu küre sallanarak şuradaki elektromıknatısı içindeki demir mıknatıslanır ve karşısındaki demiri çeker. Reset düğmesine bas. Bir iki. Görüldüğü gibi dolap kapağı açılmamaktadır. Deprem sonrasında bu dolap kapağını açmak için de reset düğmesine basarız. Ve dolap kapağı da açılır. Arkasında masa olduğu için açılmadı. Teşekkür ederiz. Bir de deprem dolabının geçilebilir özelliği ise rölenin diğer iki ucunu doğalgaz şebekesine bağlayarak doğalgazı deprem sırasında bize vereceği zarar oranını azaltabiliriz. Teşekkür.